Evet. Şimdi bu 9 ilmeği 11 ilmeğe çıkaracağız. Yine buradaki baştaki iki beyaz renkli ipliğimizin bir tanesini beyaz renkli, diğerini 11 ilmeğe çıkaracağımız için bir tanesini alıp haroş örneği olarak yolumuza devam ediyoruz. Çok sıkmıyoruz. Bak, 10 tane oldu. Şimdi bunu alıp 11. Bak, buradaki tek renk beyaz renkli ipliği buraya geçiriyoruz. Biraz zor, çift repilli. Ama sonuç güzel olacak. Bu ipliğimizi alıyoruz. 11'e tamamlıyoruz. Haroş örneği örüp. İki beyaz renkli ilmeğimizden bir tanesini alıp pembe renkli ipliği örüp diğer beyazı alıyoruz ve kalp bölge modelimizin oluşmasına vesile oluyoruz. İpliklerim dolandı arkadaşlar. Evet, şimdi bu 11 sıra gördüğümüz bu işlemi hiç ilmek kenarlardan almadan, yani yarttırma yapmadan bir sıra örüyoruz. Aynı ilmek renklerinde. Yani bu şekilde. 2. Sonra eksiltmeye geçeceğiz yavaş yavaş. Görülsün istiyorum ama bu da ördükçe kıvrılma yapıyor. Şu ortadaki iki taneydi. Bakın. Başta kaldı. Çok sıkmasın. Arkadan. Bunu ördükçe fark edeceksiniz. Şöyle yapıp ben daha iyi ayarlamaya çalışıyorum. Evet, yine beyaz ipliği alıp bir sıra daha kalp desenimizi 11 ile. Bakın arkadan nasıl oluş. O yüzden diyorum ipliğin sıkmaması için, örgünün kendini sıkmaması için iplerin gevşek bırakılması gerekir. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın, burada demin yapmış olduğumuz şeyi tersine uygulayacağız. Eksiltme işlemine geçiriyoruz. Bir ilmek beyazdı. Bu kırmızı ilmeği beyaz örüp bakın. 4 sıra 2 3 4 sıra pembe örüyoruz. 1 sıra yine iplik gevşek bırakıp atıyorum ve yine 4 sıra
örüyorum. Bu beşinci ipliği de yine beyaz örüp buradaki ipliğimizi de beyaz örüyorum. Yine beyaz örüyorum. Yine beyaz örüyorum ve 4 sıra pembe örgüyle 1 2 3 4 1 sıra beyaz, bir ilmek gevşek bırakıp örgüye devam ediyorum. Yine 1 2 3 4 sıra pembe ilmek ve son 5. ilmek pembe ilmek beyaz ve tek beyaz ilmekte yine beyaz olarak araştırıyorum örüp. Bakın arkadaşlar, örneğimiz oluşmaya başladı. Çok da güzel oluyor. Zor biraz. Uzun bir video olacak ama ancak bu şekilde size gösterebilirim. Anlayabilmeniz adına. Şimdi bu iki ilmeği, yani bu üçüncü ilmeği de beyaz yapacağız. İpliklerim buradan dolanıyor. Bir. 3 ilmek beyaz. 2 ilmek pembe. Çok çekmeden 1 2 ilmek pembe. 3 ilmek beyaz. 2 ve 3 2 ilmek pembe 3 ilmek beyaz olarak bir bu ilk kalp desenimizi bitirmiş oluyoruz. Diğer kalp desenimizi oluşumuna geçiyoruz. 1 2 ilmek beyaz. Bu ilk pembe ilmek beyaz. 2 ilmek pembe. İpliğimizi, örgümüzü genişletip şişte ipliğimizi arkadan geçirip 1 sıkmadan 2 ilmek pembe ördüm. 3 ilmek beyaz. 2. Bazen ben de karıştırabiliyorum. 3 ilmek beyaz dedik. 2 ilmek pembe. Evet. Son ilmeğimiz, pembe ilmeğimiz de beyaz olup 2 ilmekle beyaza tamamlıyoruz. Ben 5 numaralı şişle gösteriyorum. Yünlerim de ona göre kalın. Siz daha ince iple ve daha ince şişle örerseniz kalbiniz daha ufak olur. Bakın. Benim kalbim oluştu. Son. Şimdi direkt üzerinden beyaz renkli iple geçip işlemimi bitireceğim. Ta 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 tam ve işte karşınızda yapmış olduğumuz kalp deseni. Bu şekilde arkadaşlar. Arkası böyle gözüküyor. Önü de böyle. Bunun aralarını isterseniz ilmek sayılarını hesaplayarak açabilirsiniz. Daha geniş aralıklarla kalp desenleri yapabilirsiniz. Atkı yapabilirsiniz. Bere yapabilirsiniz. Yani bu örgüde desen yapımı ilmek sayılarının ayarlanmasına bağlı. Bunu ilk başta size söyleyeyim.
Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Umarım güzelce anlatabilmişimdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer aklınıza takılan bir soru işareti olursa videonun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Yorumlarınızı esirgemeyin. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Hepinize şimdiden mutlu günler olsun. Tekrar güzel videolarda, güzel örneklerle görüşmek üzere.